Buraya bak, böyle böyle. Ya bir dizgin yapın arkadaşlar. Hadi şunu bir dizgin yapın ya. Şunu alayım burada canım. Kesin yanınıza bakayım. Buyurun hocam. Çocuklar, yeni fizik öğretmeniniz Murat Bey. Merhaba arkadaşlar. Merhaba hocam. İyi dersler hocam. Kolay gelsin. Sağ olun hocam. Vay be, analar ne pırlantalar doğuruyor. Kızım, bizimkiler erkekse bu adam ne? Bu adam erkekse bizimkiler ne? Kurabiye bu be, tarçınlı kurabiye. Çaya batırıp batırıp yerim ben bunu. Hey yumurtaya can veren güzel Allah'ım. Nasıl özene bözene yaratmışsın sen bunu ya? Bana bak, adam Tom Cruise'un Türkiye şubesi be. Hey maşallah, fiziğe bak fiziğe. Bu adamın kesin Nobel Fizik Ödülü vardır. Kızım, bu adam her gülümsediğinde midemde kelebekler uçuşuyor ya. Gazdır o gaz. Arkadaşlar, öncelikle seviyenizi tespit edeceğiz. Soruları cevaplayın. Kağıtları arkaya uzatın. Unutmayın, not almayacaksınız. Bu bir yazılı değil. Sadece seviyenizi tespit etmek istiyorum. Evet, herkes kağıtlarını aldıysa cevaplamaya başlayabilirsiniz. Hocam, aslında ben cevapları biliyordum ama sizi görünce unuttum. Çünkü aklımı başımdan aldınız. Doğru insanı bulduğunuzda ondan öncekileri seni seviyorum dediğiniz için pişman olursunuz derler. Sizi görünce bu sözün ne kadar doğru olduğunu anladım. Öyle güzel gülümsüyorsunuz ki. Siz gülümseyince zamanı durdurmak istiyorum. Ben aslında fizik dersini pek sevmezdim. Ama sizi tanıyınca fizik dersi en sevdiğim ders oldu. Hatta artık okula sırf fizik dersi için geleceğim de diyebilirim. Hayırdır hocam? Gelir gelmez yadırıtına mı yaptırdı çocuklara? Yok hocam, sınav değil de seviyelerini tespit etmek istedim. Neleri biliyorlar, neleri bilmiyorlar. Hiç gerek yok. Onların seviyeleri belli. Sıfırın altında, sıfırın altında. Sizi gördüğüm yerde eriyip bitiyorum resmen. Bu ne ya? Sizi gördüğümde kalbim yerinden fırlayacakmış gibi atıyor. Daha önce hiç böyle hissetmemiştim. Bu ne hocam? Erkekler de bana aşk mektubu yazmıştı. Görüyorum ki kızlar da size yazmış. Hocam ne yapacağız biz bu çocuklarla? Ah bir bilsem. Neyse ben kaçtım arkadaşlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Elif Hanım. Elif Hanım. Evet. Ya şu sabah yolu için kendimi nasıl affettireceğim inanın bilmiyorum. Eğer vaktiniz varsa bir yerde oturup bir çay içsek hem birbirimizi daha iyi tanımış oluruz. Belki başka bir zaman Murat Bey. Bugün biraz işim var, eve gitmem lazım. Ben sizi arabamla bırakayım eve kadar. Hem yolda konuşmuş oluruz. Olur. Hem arabanıza daha güvende olmuş olurum. Nasıl yani? Arabanın içinde bana çamur sıçratma ihtimaliniz %0'a ineceği için. Anlaşıldı. Siz bu çamur mevzusunu kolay kolay unutmayacaksınız. Ama siz de kabul edin ki öyle kolay kolay unutulacak mesele değildi. Neredeyse İstanbul'un bütün çamuru üzerindeydi yani.